Evet sevgili arkadaşlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O kadar çok video çekesim var ama biraz da dermanım, takatim maalesef yerinde değil. Çok fazla ricada bulunuyorlar, hocam şuna da cevap ver, buna da cevap ver diye. Emin olun hepsine cevap vermek adına kısa kısa hemen videoları çekmeye başlıyorum. Sanırım bu videodan hariç 3 video daha çekmem gerekecek. İlk ile başlayalım. Fulham'dan Atilla Szalai teklifi diye. Fulham, Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Atilla Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. İspanya ekiplerinden Sevilla'da görüşme gerçekleştirdi. Fulham da harekete geçti. 11 milyon euroluk bir teklifleri var diye. Arkadaşlar bir teklif var ama 11 milyon euro değil. Ben bunu doğrulatamadım. Hayalinizi de kırmak istemiyorum ama 11 milyon eurodan düşük bir teklif. Hani 11 milyon euronun yarısıyla 11 milyon euro arasında bir yerlerde diyeyim. Zaten devre arasında satma fikrimiz elbette yok ama şimdi hiç yok. Onu söyleyeyim. Şu var. Fenerbahçe teklifi zaten beğenmedi. Hani 15 milyon euronun üstüne bir teklif gelse 22-24 isteyip 17-18'e bağlama fikrimiz var. Bilginiz olsun. Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği ücret. Bu çok konuşulan bir isim. Şimdi Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. Geçenlerde de bir video çektim. 4 tane transferde son durum diye. Orada ayrıntılı, detaylı bir şekilde anlattım. Hani şu kadar teklif var. Şu isteniliyor. Menajeri şu dedi, istediğini desin diye. Ama bilginiz olsun. Şimdi sosyal medyaya atılan bir iddia da şu şekilde. Transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzadı. Fenerbahçe'de kadrosunu güçlendirmek istiyor. 3 futbolcu kadrosuna kattı ama katmayı da sürdürecek. Lucas Moura hakkında bir görüşme gerçekleşti ve futbolcu 5 milyon euro yıllık ücret artı imza parası istiyor diye. Ve bu işin kısa sürede belli olacağı da söylenildi. Bu arada arkadaşlar dün 22 Şubat'ta dün ben kap bekliyordum. Çok açık ve net kap bekliyordum. Kap olmasa bile giden kapı bekliyordum. Beklediğim maalesef yerine gelmedi. Fenerbahçe'yi bilirsiniz. Ben 20-22 Şubat arasında bir şey bekliyorum ama 22 Şubat özellikle demiştim. 23 Şubat oldu ya, bugün hemen patlatırlar. O yüzden bugün uyanık olun. Şimdi talepleri yüksek diyor Moura'nın ve sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Bu sezon 12 maça çıktı, bir gol kaydetti diye. Şimdi Tottenham Lucas Moura'yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hani durdu da şimdi değere bindi gibi. Lucas Moura'nın menajeri iddiaları yalanladı. Kim uydu böyle şeyler? Böyle şeylerin aslı yok dedim. Bitti mi bitmedi. Şahsi duyumlar veren yüksek kitleli hesaplar ve yabancı kitleli hesaplar Fenerbahçe ilgileniyor ama henüz anlaşmadı diye duyum verdiler. Yabancı kaynaklar Fenerbahçe kadrosuna katmak için tüm fırsatları değerlendirmek istiyor diye ekledi. Futbol London muhabiri, yani Londra futbol gazetesinin ya da etkin internet sitesinin muhabiri Alistair Gold demiş ki Tottenham içinde Lucas Moura'nın sezon bitmeden önce ayrılacağına dair şu an herhangi bir işaret yok. Yani Tottenham'dan aldığım duyumlar bu şekilde diyor. Bu girişim Tottenham için finansal olarak hiçbir anlam ifade etmiyor. Fenerbahçe'nin ki 3 aylık maaş uğruna Lucas Moura'nın gitmesine izin vermek aptalca olur diyor. Bakın futbolcuyu yağlıyorlar, ballıyorlar. Bizim Türkiye'den meşhur bir duyumcu Lucas Moura yıllık 5 milyon euro istiyor. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Temsilcisiyle konuştum. Fenerbahçe resmi teklif yapmadı, saygılarımla diyor. Bak. Şimdi arkadaşlar, bu duyumu veren arkadaş herhalde sarhoştu. Muhtemelen sarhoştu. Lucas Moura 5 milyon euro istiyor. Bu bir. İki. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. İki. 3 temsilcisiyle konuşmuş, 4 Fenerbahçe resmi teklif yapmamış. Şimdi angut olan anguta şu sorulur. Türkiye'den hangi takım istiyor? Sadece Fenerbahçe istiyor. Fenerbahçe resmi teklif yapmamış. Nasıl istiyor? Soru işareti. Fenerbahçe resmi teklif yapmamış, Türkiye'ye gelmeye niye sıcak bakıyor? Soru işareti. Fenerbahçe resmi teklif yapmamış, yıllık 5 milyon euroyu hangi Türk takımdan istiyor? Ne olur bunları sorun. Devamında ne demiş biliyor musunuz? Muhtemelen kafa çatıladı. Demiş ki Fenerbahçe'nin Moura'ya bir ilgisi var.
Lucas Moura 5 milyon euro artı imza parası istiyor diye. Yine aynı şekilde birini sorsanız da sözleşmesi devam eden futbolcu niye imza parası istiyor? Sözleşmesini mi feshedecek? Bize o taraftan cevap verdi. Arkadaşlar bunların alayı trek, alayı palavra. Geçin bunları. Alın benim orada şeyim var. Videom var. Açıp izleyin 4 futbolcu diye. Ya her söyleyenin her söylediğine inanıyorsunuz. Kim ne söylerse doğrudur. Ya adam niye yalan söylesin ki hocam diyorsunuz. Lan bir kere de bana inanın be. Bir kere de deyin ki ulan hakikaten arkadaşım düşündüm seni seviyorum sevmiyorum vesaire vesaire ama hakikaten lan madem Fenerbahçe görüşmedi bu futbolcu nasıl o zaman 5 milyon euro istemiş? Nasıl Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyormuş? Hakikaten bak şimdi düşündüm de senin söylediğin daha doğruymuş. Bir kere de bunu diyeyim be. Yani beni sevmeseniz de bir kere de hak verin. 12 milyon euro piyasa değeri var. Oyuncunun sakatlık geçmişi var. Bu kadar paralar verilmez. Ben size oyuncunun istediği total fiyatı söyleyeceğim. 3,2 milyon euroya okey dedi futbolcu. 3,2'nin de 2,2'si garanti maç başılarla, bonuslarla, cartlarla, curtlarla 3,2'ye varan bir teklife. Oyuncu okey diyor. Kulübü okey demiyor. Kulübünden biz bonservissiz alalım diyoruz. Kulübü diyor ki önceki alacaklarını da bıraksın diyor. Lucas Moura da diyor ben alacaklarımı alırım. Nasıl olsa yazın ayrılacağım. Yani siz alacaklarınızdan feragat edeceksiniz ama önümüzdeki aylardan kurtulacaksınız diye. Ligin kalan bölümü içinde 1 milyon euroluk bir paraya okey demiş durumda Lucas Moura. Ben de sizler gibi şu anda merak içinde bekliyorum. Lütfen yorum yazın arkadaşlar. İzlemediğiniz videonun yorumunu yapmayın. Ben sizin karakterinizi, TC numaranızı, doğum yerinizi, ananızın adını, babanızın adını bilmeden desem ki ya şu yorum yapan kişi şöyledir, böyledir desem ne kadar ahmakça oluyorsa sizin yazınız o kadar ahmakça oluyor. Lütfen. Bakın videoda ben daha ne kadar ayrıntılı anlatabilirim bilmiyorum ama benim duyumlarım da bu şekilde. Ha, umarım benim duyumlarım doğrudur. Çünkü 3,2 milyon euro bence çok bir para değil. Bakın garanti ücret artı maç başları artı işte bonuslar şunlar bunlar. Yani maksimum alabileceği 3,2 minimum alabileceği 2,2. Fenerbahçe'den sürpriz hamle Adama Traore. Şimdi transfer çalışmasını sürdürüyor Fenerbahçe Adama Traore için nabız yoklamaya başladı diye. Ben haberin devamını okumadan şunu belirteyim. Biz bu futbolcuyu bu kanalda konuştuk. Dedik ki arkadaşlar bir deneme yaptık. Bilginiz olsun. Üye ve abone arkadaşlarım şunu söyledi. Yok hocam atıyorsundur. Öyle bir şey yoktur dediler. Varsa eğer belirsinler. Şimdi futbolcunun özelliğini söyleyeyim. Futbolcu şu anda Barcelona'nın resmi futbolcusu, sözleşmeli futbolcusu ve Barcelona futbolcusu kiralık durumda. Wolverhampton'da kiralık durumda. Ancak muhtemelen bir yıl bir artı opsiyonu vardır. Yoksa Wolverhampton'a direkt gelmiş olurdu. Futbolcu bu sezon 26 maça çıkmış. 2 gol, 1 asist, 1345 dakika. Yani düşüşte olan bir futbolcu her ne kadar da Premier Lig'e yatkınlığı olsa da. Zamanında Wolverhampton dur ya özür dilerim pardon. Özür dilerim. Futbolcu Wolverhampton'ın futbolcusu. Ama sözleşme bitiş tarihi 2023 gözüküyor. Dur. Çok özür dilerim. Dur. Kafam karıştı. Mazur görün. Bugün Kayseri'de bayağı sarsıntılar şunlar bunlar olduğu için mazur görün. Futbolcu Wolverhampton'ın futbolcusu. Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Elden çıkartmak istiyorlar futbolcuyu. Tamam. Eğer Barcelona almak isteseydi 30 milyon euroya alma imkanına sahipti. Bir nevi Wolverhampton yıldızını parlattığı futbolcuyu hiç etti Barcelona'ya gönderip. Çünkü 40 milyon euroları görmüştü zamanında bedava kiralamak gibi bir manyaklık yaptı. Buraya kadar tamam. Sağ kanatta forvette oynayabilen futbolcu 27 yaşında 1,78 boyunda. Bu da tamam. Fenerbahçe bunu sezon devam ederken bir yokladı. Bir yoklama çekti. Yazın sözleşmesi bitecek diye yoklamayı çekti. Barcelona'nın opsiyonu var mı diye sordurduk. Herhangi bir opsiyonu yok. Zaten olsaydı geri dönmezdi denildi. Jesus da böyle bir transfere tabii ki onay veririm dedi. Oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euroya kadar düştü. Çeşitli takımlarda oynadı ama bu sezonki performansı giderek çöpleşen bir performansa dönüştü. Ben yine tekrarlıyorum o zamanki verdiğim duyumu şimdi yine tekrarlıyorum.
Gelme ihtimali sıfırın altında görüyorum. Kimse kimseyi kandırmasın. Lucas Moura'nın gelme ihtimali var mı? Var. Ama Adama Traore'nin ben gelme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Peki Mustafa Hocam, aynı şartlarda gelecek olsalar sen hangisini alırsın? Adama Traore'yi alırım. Kesinlikle Traore'yi alırım. Ben alacak olsam Traore'yi alırım. Niye? Oyun yapına uygun. Yaşı daha genç. 3-4 yaşı var. En azından senden bir sıçrayış daha yapabilir. Artı gelişmekte olan, şeyleri vermeye çalışan bir futbolcu. Artı doğru teknik direktörle yetişemedi. Hani yıldızlaşmak üzere olan ama lan seninle mi uğraşacağız denilen oyuncu. Jesus ulan seninle mi uğraşacağız der. Çünkü Jesus'un transfer politikası yıldızlaşmakta olan futbolcu. Bakın Vitor Pereira yıldız olacak futbolcuyu alırdı. Daha hiç adı çıkmamış hani scouting listelerinde yazılmamış futbolcuyu alırdı. Jesus'unki ondan bir tık iki tık öte. Adını anmaya başlatmış. Osterwold adını anmaya başlattırmış. Birçok takımın radarına girmiş. Yıldızlaşmakta olan futbolcu. Pereira bunun bir iki tık gerisini alırdı. Ben olsam Adama Traore'yi alırım. Eğer aynı şartlarda, aynı sözleşme, aynı yıllık ücret, aynı imza parası cart curt verilecekse ben Traore'yi alırdım. Görüşlerinizi lütfen alta yazalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Memnun kalırız. Görüşmek üzere.